Kasım ayı belediye meclis toplantısında yeni imar planı değişiklikleri, araç alımları ve işgallerle ilgili çeşitli konular görüşüldü. Bandırma Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Dursun Mirza başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 4 gündem maddesine 5 gelen evrak ve 7 mazeret dilekçesi ile 16 gündem maddesi görüşüldü. Geçmiş toplantıya ait tutanağın okunması ve oy birliği ile başlayan toplantıda Bandırma Belediyesi'nde Kasım ayı boyunca yapılan faaliyetler paylaşıldı. Gündemin ikinci maddesi Levent Mahallesi 2068 ada bir parselde plan notu değişikliği yapılması talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporu hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesi Yeni Mahalle 2049 ada iki parselde imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporu hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı oy birliği ile kabul edildi. Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bakıyorum, epey bir mazeret dilekçesi var ama yine de çoğunluğumuz var. Toplantıyı açıyorum. Gündemimizde gruplara gönderilen baştan 3 gündemimiz vardı. Sonradan dairelerimiz diğer gündemleri yetiştirdiler. İlave 5 gelen evrakımız var. Yani 8 gündemle toplantımızı yapacağız. Bir de tabii mazeretler var 9 gündemle. Son günlerde, son bir hafta içinde yeni bir kiracılarımızla ilgili biliyorsunuz ki bizim belediyemizin 350'ye yakın kiracısı var. Bunların her yıl fiyatları güncelleniyor. Tepe tepe oranda artışlar yapılıyor. Ama uzun yıllardır bu kiralar, kiracılar devam ettiği için yasal prosedürlere uymuyor. Dolayısıyla müfettiş layihaları var. Uzun zamandır bizim dönemimizden beri gelen iadeye çıkartılması yönünde sürekli müfettiş uyarıları var. İhtarnameler gönderdik kiracılarımıza. Kiracılarımız korkuya kapılmasın. Ya biz kimseyi yerinden, şeyinden etmek gibi bir düşüncemiz yok. Ama yasal gerekleri de yerine getirmemiz gerekiyor. Bu yasal süreci başlatma adına bunu yaptık. Hem kiracılarımızla ilişkiler hem de belediyenin gelirleri açısından, güncellemeler açısından olumlu olacağını düşünüyoruz. O yüzden böyle bir karar verdik. Tabi orada yazıyor biliyorsunuz. Belediyemiz tarafından kiraya verilen taşınmazlardan kira sözleşme süresi sona erenle toplam kira süresi 10 yıl aşan taşınmazların kira sözleşmenin sona erdirilmesi ve yeni bir kiralama iadesine çıkılması gerekir diyor. Dolayısıyla bunlar sürekli yazılıyor. Kiraya verilecek taşınma ve taşınmaz malların kira süresi de 10 yıldan fazla olamaz diyor. Dolayısıyla biz de bu müfettiş layihalarına uygun davranmamız gerekiyor. Bugüne kadar yapılmış kiraların güncellenmesi, hem yasal zorunlulukların yerine getirilmesi, hem müfettiş layihalarının gereğinin yapılması, ayrıca birikmiş alacakların tahsil edilebilmesi, ayrıca başkalarına kullandırılan kiracı başka, kullanan başka. Bunların önüne geçilmesi ve yine yani belediyenin mekanlarından, belediyenin Bandırma halkının kaynaklarından başkalarının fazladan yararlanmasının önüne geçilmesi. Belediyemizin de çok kaynağı ve paraya ihtiyacı var biliyorsun. Bu kaynakların belediyemiz adına kullanılabilmesi adına bunları yapıyoruz. Tabii şuna da dikkat ediyoruz. Sivil toplum örgütlerinde işte dar gelirli ya da işte mekanların içindeki işte halin içindeki emekler halin içindeki işte eski belediyemizin içindeki ve buna benzer yani köy derneklerinin köylere verilen şeylerin hiçbirisine iddianame göndermedik. Ama gerçek anlamda iş yerleri olan ve oradan gelir elde eden insanların olduğu yere 90 tane şeye de burada listeleri de var bizde. Onlara ihtarname gönderdik. Tabii bazı kiracılarımız korkuya kapıldı haklı olarak. Belediye bizi hemen buradan atacak mı diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. 90 tane ihtarname gönderdiğimiz esnaflardan
yaklaşık 4 milyon lira alacağımız var. Bandırma Belediyesi. Yani öyle bir şey ki kiracılarımızın %50'si kira ödemiyor belediye. Bu da doğru bir şey değil biliyorsunuz. Hani biz yine onları da zora sokmak anlamında bu işleri yapmıyoruz. Mutlaka o ödemekte zorlanan insanlar da gelir, görüşür, yapılandırmalar yapılır, uzun vadeler yapılır falan. Bunları da yine belediyemiz hallediyor ama hem oturmaya devam ediyor, hem kira ödemiyorsa bunda bir yanlışlık var demektir. Bu böyle sürdürülebilir değil. Şimdi biz zaten 2 ay mı, kaç ay ödemezse, 2 ay mı ödemezse, 2 ay ödemezse direkt mahkemeye başvurup tahliye ettirme hakkımız var, yetkimiz var. Dolayısıyla bunu da böyle kullanmak istemiyoruz. Ama iyi niyetle o kiraların ödenmesi gerekiyor. Bu amaçla gönderdik arkadaşlar. Kimse yanlış değerlendirmesin. Tabii korkuya kapılmasın. Bu prosedürler uygulanacaktır. Yılbaşı itibariyle yeni kiralar bölgedeki raice göre muammen bedel belirleyerek, bu konuda bir komisyonumuz da var, encümende kurulmuş. İşte Mali Hizmetler Müdürümüz var. İşte avukat arkadaşlarımız var. O komisyonun çalışması da devam ediyor zaten. 7. aydan bu tarafa bu çalışmayı devam ettiriyoruz. 3 aşağı 5 yukarı rakamlar konusunda çevresel faktörleri değerlendirerek belirlemeler yapıldı. O çerçevede ihaleye çıkılarak içindeki kişi öncelikli olarak gelecek. Belirlenen muammen bedelden tekrar aynı iş yerini kiralayabilecek. 1 Nisan'dan itibaren şu ana kadar 552 milyon 966 bin lira gelir elde etmişiz. 1 milyon. İşte bir tek Temmuz'da 50 milyon üzerine gelmiş. Ondan sonra Ağustos'ta 30 milyon. Eylül'de 39 milyon. Ekim'de de 36 milyon gelmiş. Yani İller Bankası payları da azalmış. Yani bizim dönemimizde 252 milyon lira para gelmiş ama onun karşılığında da 552 milyon lira harcanmış. 23 yılında alınan krediler. Geçtiğimiz dönemde. Dolayısıyla bu yüksek kredi maliyetleri, faizi haliyle BASKİ'nin maliyetlerine yansıyor. Yani emin olun, 170 BASKİ Genel Müdürlüğü'nün Büyükşehir Meclisi'nde verdiği bilgiye göre 170 milyon ayda BASKİ para topluyor. 270 milyon gideri var. Yani her ay 100 milyon TL açık duruyorlar. Bunu biz bir yerden karşılamayız diyerek zam yapma yoluyla, suyun fiyatını artırma yoluyla maliyetine hesaplandı. O da o günkü koşullardaki maliyet. Yani eğer bu kredi faizleri ortadan kalkarsa, ne bileyim geçmişten beri hani Bandırma'nın suyu da barajdan, gövdeden alınsa diyorduk ya, alınsa, enerji harcanmasa, cazibeyle gelse mutlaka maliyetler azalacaktır. BASKİ'nin kar etme gibi diye bir derdi yok şu anda. Maliyeti kurtarmak gibi bir derdi var. Ha, subvanse edebilir belediyeler, büyük şehirler. Halkın temel ihtiyaç maddelerini subvanse edebilir. Bizim kent lokantalarındaki fiyatı subvanse ettiğimiz gibi edebilir. Ama parası varsa, gücü varsa, borcu yoksa edebilir. Eğer kasa kötüyse, tam takır aldıysa, 16 ile 18 milyar arasında borcu varsa bunu yapamaz. Yani tabii bunu eleştireceğini bile bile yapılmış bir zamdır. Başka çare de yoktur. SGK borçları konusunda keşke devletimiz geçmişteki gibi yapılandırmalar yapsa, uzun vadeye yaysa, faizleri düşürse belki bu şeyler, o zamlar yapılmayabilirdi. O yüzden o konuda da bunları söyleyebilirim. Onun dışında bu güzel meclis toplantısının hepsine teşekkür ediyorum ve gündeme geçiyorum. Geçmiş toplantı, pardon. Pardon. Gelirlerle ilgili nedir fark? Gözde ayaklandın mı? Öncelikle biz gelir gider... Yapılan toplantılarda çözümler aranmıştır bu konuya.
belli bir noktaya da gelinmiştir. Yani artık pazarcı esnafımızı temsil eden oda başkanları da bu ücretlerin çok düşük olduğunu, bunun arttırılması gerektiği konusunda hem fikirler ama ne kadar arttırılacağı konusunda henüz daha şey yok. Artık bunu biz yılbaşından itibaren bu fiyatları uygulayacağımız için şimdi artık bu meclisimizden resmi bir komisyon oluşturarak o komisyon raporunu da önümüzdeki Aralık ayında meclisimize getirerek onu kabul ederek yılbaşından itibaren bunu uygulamak istiyoruz. Tabii burada söyledikleriniz çok güzel, doğru olması gerekenler. 22,5 liraya ben metrekare sanmıştım. Meğersem yermiş. Ama tabii orada kart ve vergi devası diyorsunuz. Kart ve vergi devasını kent meydanında, Cumhuriyet meydanında gastronomi festivali yaptığınızda da keşke isteseydiniz de vergi levalarını ve kartlarını arkadaşlarımızın doğru bir uygulamanın sürekliliği adına bunu söylüyorum. Bir dahaki sefer öyle yaparım.